Türkiye'de sokağa çıkma yasağının ikinci haftasının ikinci günündeyiz. Elazığ'ın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi kısıtlamayla birlikte sessizliğe bürünmeye başladı. Kısıtlama yarın yani pazartesi günü saatler 5'i göstermesiyle birlikte sona erecek. Efendim merhabalar. Merhaba. Nereye gidiyorsunuz? Dükkana gidiyorum. Çalışansınız. Evet. Gerekli izninizi, tedbirlerinizi aldınız mı? Aldık efendim. Siz şu anda... Dükkanımıza gidiyoruz. Başka bir yapacak bir şey yok. Elazığ sokakları gördüğünüz gibi boş. Yani bu koronavirüs inşallah tüm dünyayı bitirir inşallah. Yani tüm dünyada bu koronavirüs inşallah biter. Yani bütün Allah'tan temennimiz bu. Yani dünya liderleri olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız olarak elinden gelen her şey varsa yapıyorlar. Ama işsizlik bakımından ne yapacaklar bilemiyorum. Eve gidiyorum, işten geldim. İzniniz var mı? Aldınız mı gerekli tedbirleri? Aldık. Şirketimiz izin çıkarttı. Savcılıktan normal kanunlu izin. Kullandık, eve gidiyoruz. Şu anda böyle giderse çok iyi. Yani devlet bu kanunu çıkarttığına göre faydası da var mutlaka ki. Efendim saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Elazığ'ın en kalabalık noktalarından biri olan öğretmen evi önündeyiz. Gördüğünüz gibi burası da sessizliğini korumaya devam ediyor. Hafta sonu hafta içine göre fark ediyor kısıtlamadan dolayı. Diyebilirim ki %10, %20 civarına düşüyor işler. Marketler için sıkıntılı bir durum bu. Peki yoğunluk en çok hangi saatte oluyor? Hafta sonu herhangi bir şeyi yok. Hani kapanışa doğru 5'te kapattığımız için böyle 4 ile 5 arası bir yoğunluk oluyor. Onun haricinde gün boyu bu şekilde devam ediyor. Söyleyebileceğimiz herhangi bir durum yok. Zaten mecburuz. Covid-19 salgınından dolayı bu şekilde. Kötü etkileniyor muyuz? Evet etkileniyoruz. Bir an önce Allah bizi acısın diyeyim, başka bir şey değil mi? Gayet yeterli, sıkı bir şekilde geçiyor. Vatandaşların özverili olması yeterli. Tedbirlere gerek kalmaz yani.